İyiydi mi gerçekten bebeğim? İyi Şadiyeciğim. Çok korktum ya ona bir şey olacak diye. Tatlım benim. Doktor hanım da söyledi ya hiçbir şey olmayacak. Her şey yolunda tamam mı? Hayır ben anlamıyorum ya. Ya Şadiye sen niye bu halinle temizliğe gidiyorsun kızım? Zaten kendi derdimize düştük sizinle ilgilenemiyoruz. Ama tamam. Bundan sonra çalışmak falan yok. Ben öyle kenarda biraz birikmişim var. Ne gerekiyorsa ben halledeceğim. Tamam mı? Nereden var be senin birikmiş paran? Ya var işte. Allah Allah. Değil mi Melek? Buyurun lütfen. Yalnız tek bir şartım var. Annesi bebeği bize verdiğinizi kesinlikle bilmeyecek. Bu konuda Taylanlar kesin garanti istiyor. Ha bir de imzalı feragatname alacağız. İmzalarız, bir sıkıntı yok. Zaten annesi de istemiyor çocuğu, kesinlikle istemiyor. Kız, çek bakayım konu. Bak bakalım. Annem. Bana bak bu geliyor yavaştan ha. Kız. Bu şişer yakında iyice. Ha? Şadiye, buralarda durmamamız lazım. Annemin anlamaması lazım. Ne yapacağız ki? Ya bizim Hasangil'in bağ evinde güzel bir yeri var. Olmadı oraya kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Kız. Şadiye. Her şey çok güzel olacak be. İnan abine ya. Ha? Her şey çok güzel olacak. Şadiye'cim kendine iyi bak Esin, tamam mı? Melek. Şadiye'nin parası kolayında bir yerde mi? Hastanede dolabımda kilitli. Diyorum ki gidip alalım onu. Sen geri dönersin. Ben alışveriş yapayım. Bir de şu an sonu bulayım. Alayım kızı götüreyim. Sen de mi gideceksin? Ne yapayım Melek tek başına mı kalsın kız orada? E tedavin ne olacak? Gelirim 15 günde bir. Şş, bana bak. İzin günlerinde sen de gelirsin. Sen, ben, bağ evinde, ha? Ya oynaşma şurada. Ne yapalım Allah Allah, oynaşmayayım da ne yapalım? Ölmeden bir zararımı girelim, öleceğiz gideceğiz zaten. Ya, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ne oldu ya? Bağ evi diyorum, baş başa diyorum. Mezar deme o zaman. Ya tamam, yok mezar falan. Mezar yok. Ya tamam demiyorum, hadi. Gidelim mi? Evet. Naren. Ölüyorum beni açlıktan. Hadi bir şeyler ısmarlayalım. Ne yersin? Ya Deniz her gün o kuru şeyleri yemekten içimiz kurudu. Vallahi billahi ya. Kalk bir yemek yapalım. Bir sebze, taze sebze, meyve yiyelim ya. Hayatta olmaz. Ben mutfağa giremem. Fatoş da yok. Ben beceremem zaten. Ya ne var beceremeyecek? Dünyanın en kolay şeyi yemek yapmak. Soğanları şöyle ince ince doğra. Üzerine tezek atsan bile lezzetli olur derdi babaanne. Senin babaanne var ya. Manyamış, manyamış, manyamış. Kalk hadi. Üşenme. Kalk, 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 kalk. Kalk bana yardım et. Hadi bir şeyler pişireceğiz. Tamam. Bak ağzım sulandı. Bak, bak. Şişt. Dolaba bakalım. Acaba tezek kalmış mı? Ya. Ya dur. Dur yapma. Yürüyemiyorum zaten. Ay. Ay bu ne be? Bu ne ya? Ben çocukluğumda bile bu kadar ağlamadım ya. Ay hadi hadi. Daha ince, daha ince doğuracaksın. Daha ince doğuracaksın. Ya Deniz oyun bozanlık yapma ya. Ya vallahi tımarhaneliksin sen. Yemin ediyorum tımarhaneliksin ya. Senin sobanların için bu yaşta gözüm kör edemem yani. Hadi hadi daha ince, daha ince. Şu yumurtaları kır sonra da. Şu kabın içine. Nasıl kıracağım? Dörde böl böyle bıçakla. Böl böl. Ne var? Böyle kıracaksın işte bitti tamam. Hadi. Evet. Hadi hadi. Ah 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 ah. Saçına. Kare
bakım yapma zamanı gelmiş. Azıcık soğan. Azıcık soğan. Oh mis mis. Hoca efendi bu muskayı 40 gün boyunca sakın üzerinden çıkarmasın dedi. O gök gözlülerin filan bakışları hiçbir şeycikler yapamayacak artık sana. Şadiyem benim. Hayır, bunun sokaklarda bütün gün oğlumla sürttüğü yetmiyor mu? Ne işi var burada bunun böyle? Ya anne şöyle deyip durma be. Duyacak şimdi kız. Hem hastanede o kadar yardım etti bana. Zaten abim çağırmış bunu. Bir şey konuşacakmış. Oh, ne konuşacakmış kız? Ya ne bileyim ben be. Gelir zaten birazdan abi. Kızlar. Ya bir sağlam kolum kadroda kopacak, yardım edin. Bunlar ne oğlum böyle? Çarşıyı kaldırmışsın ya. Piyango mu çıktı? Piyango gibi bir şey değil. Hadi hadi. Sofrayı hazırlayın, çok acıktım. Oldu oldu, hemen hemen. Onlar yapar yapar boşver. Çok güzel ya. Bakacağım, bakacağım. Valla gerçekten de şahaneymiş hem. Ve taneler iri iri olunca salatalar daha bir güzel oluyormuş. Olay etme be. 10 günü vizeler başlıyor. Sen söylemiş miydin? Yok, ben sana baştan söyleyeyim. Benim vizeyle falan hiç işim olmaz. Sakın ısrar etme, sakın. Bak ben bir sürü özet çıkardım, tamam mı? Onları okurum şimdi kahvaltıdan sonra. Yeminle çok, vallahi çok hoşuna gidecek. Seni benim amcam tuttu, beni taciz etti ya. Maaş alıyorum kendinden. Nalin, bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bazen sen şey diyorsun, ediyorum, gidiyorum, maaş falan gibi şeyler söylüyorsun. Şimdi avukat olacaksın ya, senin biraz onlara dikkat etmen gerek. Ne alakası var ya? Ben onları bilerek söylüyorum. Hemen aşağılama ya insanı. Ben senin için söylüyorum be. Hemen kirpi gibi dikelme böyle. Bak seni bu şehirde çiğ çiğ yerler. Hep öteki olursun, hep dışarıdan gelen olursun. Senin için söylüyorum yani. Sen ne olacaksın bu kafayla, çok merak ediyorum ben ya. Sabahtan akşama kadar gez toz, yok ne giyeceğim, o kıyafet nerede, bu marka nerede, o vodkanın bilmem nesi. Ha iyi. Bana bak. Ha pardon, haddimi aştım, doğru ya, misafirim ben. Bırak şimdi haddim haddi. Sen benim gerçekten tiki olduğumu düşünüyorsun. Tiki ne be? Ha. Gördün mü, daha sen tikinin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bilmiyorsun. İyi. İyi hadi iyi. Tamam be. Vizelere birlikte çalışırız. Ne yapalım? Arkadaşsız kalacağımıza avukat oluruz. Elime mi yapışacağım? İyi. Abi. Canım. Sen bunların parasını çocuğumu vereceğin o aileden aldın değil mi? Heh. Oturdunuz mu? Pirzolalarda oldu. Oh, kokuya bak. Ölüyü hortlatır yeminle. Ya bol bol da var. Hadi afiyetle güzelce ne yiyin. Yemeyeceğim mi? Aa, niye? Ya tokum. Yemeyeceğim, abime ver. Ya mis gibi de kızarttıydım ama. Allah Allah. Oğlum. Sen bize ne anlatacaktın? Hiç. Ha. İş buldum ben. Hı, maşallah. İyi, hadi hayırlı olsun. Ne işi bu? Çeşme'de bir tane villa varmış. Oraya kışlık bekçi arıyorlarmış. Beni tercih ettiler. Ne, uzak değil mi oğlum ya? Ne uzağı anne ya? Buradan Çeşme'ye çıt çıt. Ne olacak? Kalacak yer onlardan. Yeme içme onlardan. Böyle havuzlu güzel villa. Şadiye'yi de alayım diyorum. Onunla beraber gideriz. Orada bakar bana. Ama oğlum ben ne olacağım? Koca kış burada bir başıma nasıl kalırım ben oğlum? Yok ben de. Hafta sonları ben gelirim. Şadiye gelir. Havalar güzelleşir, sen gelirsin. Havuzu doldururuz. Ya bir de avans verdiler. Böyle senin. Bayağı da para varmış burada. İyi, ben
Yazı falan çıkarır mı parayla? Ne olacak canım? İyi, iyi. Hı, iyiymiş bu iş. Kudel. Ne zaman gideceğiniz? Yarın yola çıkalım diyoruz. İyi. İyi, iyi. Yok yok. Ben artık sabahları çay kahve falan içmeyeceğim. Aa, niye? Ya okulda tuvaletim geliyor. Yapamıyorum, gidemiyorum bu ayakla. Sabahtan akşama kadar tutuyorum sonra. Rıfat'a da söyleyemiyorum beni çişe götür diye. Ayıp çocuğa. Yani böbrek hastası olacağım vallahi tuvaletimi tutmaktan. Zor oluyor. Günaydın. Günaydın. Fatoş, Rıfat gelmedi mi? Gelmedi Deniz Hanım. Hmm. Gelince söyle, onu beklesin. Kahvaltı servisimiz kapandı beyefendi dersin. Bir daha geç kalmamayı öğrensin. Emredersiniz. Nari, dün gece o kadar güzel uyumuşum ki... sen bana hep hukuk oku, Roma hukuku oku, tamam mı? Böyle ninni gibi, masal gibi geliyor bana, çok iyi geliyor. Tamam, tamam. Tabii canım, okumaz mıyım? Sen yeter ki dinle. Biz bugün kafeye mi gelelim, eve mi gelelim çıkıştan? Yolda konuşuruz. Yolculuk nereye, hayırdır? Okula tabii ki. Bu saatte nereye olacak? Okula, okula gideceğiz. Fatoş. Buyurun Deniz Hanım. Bana bir kahve verir misin? Tabii. Nalin, sen de bir şeyler iç istersen. Çayı alayım ben, böyle kocaman büyük bir bardak, koca bir bardak çay. Hemen geliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.